Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere Shadowlands Alpha'da karşımıza çıkan yeni harita olan Ravendreth hakkında birkaç bilgi vereceğiz. Ravendreth'e başlarken ben hikayesinden başlamak istiyorum. Çünkü yani oyuna atılıyorsunuz, haritaya giriyorsunuz ve direkt olarak bir karmaşanın, bir engamenin içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Ve Chamberlain denilen bir arkadaş sizi alıyor ve hani sizin değerli olduğunuzu bilerek bu ara size yaklaşıyor. Normalde Bastion haritasında hatırlarsınız ki Azeroth'la olduğumuzu söylemiştik. Mav'la ilgili bilgiler edinmeye çalışıyorduk. Ama Mav'dan geldiğimiz biraz saklıyor gibiydi. Yani herkes bize Mav Walker diye hitap etmiyordu. Ama burada biraz bu söz konusu, yani herkes bize Mav Walker olduğumuzu biliyor. Bu ara... Bastion'da yalnız şöyle bir şey vardı. Zaten sana geldiğinde iki soru soruyordu. Nereden geldin? Mav'dan mı geldin? Aslında yoksa... Mav'dan mı geldin değil, soru sormak da değil. Sen orada bir beyanatta bulunuyordun. I'm from Azeroth, yani Azeroth'tan geldim. İkinci seçenekte Mav'da ne olduğunu söyle şeydi. Oradaki makina da hani Mav'da olan bilgiyi sana vermem için yeterli yetkiye sahip değilsin gibi bir cümle kuruyordu. Ya işin şeyi, hani oradaki Mav olayı çok böyle herkesce bilinen bir şey değildi ama Ravendreth'teki en alt işte NPC bile işte sana Mav Walker diye hitap ediyor. Bu sırada Mav Walker olayı kısaca şu arkadaşlar: Mav'a girip çıkan tek varlıklarız. Yani biz Mav'a daha önce girip de çıkan yok. Yani Jailer'ın bu hapishanesine girip sonsuza kadar acı çekiyor herkes ama biz daha önce giriyoruz ve çıkıyoruz. Yani bu büyük ihtimalle hani şu ana kadar Shadowlands Alpha'da verilmeyen bir durum. Oyun çıktığında göreceğimiz bir şey. Yani oraya nasıl girdik? Bir. İkincisi, oradan nasıl çıktık? Bu Mav Walker'lık konusunda biraz daha detaya girecek olursak arkadaşlar, özellikle Ravendreth'le alakalı olarak Mav Walker'lık olayı yani bilinen bir şey ve hani nasıl söyleyeyim, Covenant'lar arasında ses getirmiş. Herkes kendi Covenant'ında bir, yani size şampiyon olarak Van Mav Walker'a sahip olmak istiyor. Ve Sire Denethrius da hani sizi gözüne kestirmiş ve Lord Chamberlain'i sizi alması için gönderiyor. Yani Ravendreth'e geldiğiniz yere. Ancak Chamberlain sizi Sire Denethrius'a götürürken yolda biz bir isyancı grupla karşılaşıyoruz. İsyancı gruptan da General Draven isimli bir karakter, ki Stoneborn ırkına mensup. Yani o natrezimlerin ham haline benzettiğimiz ya da natrezimlerin direkt kendine benzettiğimiz ırk. Gerçekte gargoyllara çok benziyorlar. Gerçek hayattaki gotik mimari figürü olan gargoyllara benzetiyorum ben. Ama buradaki isyandaki karşılaşmamız da biraz tuhaf oluyor. Çünkü ilk karşılaşmamızda şuna benzer bir muhabbet dönüyor. Hani Master size çok kızacak falan filan, işte aynı Master, hani benim Master'ım değil o falan diyor aslında General, ama saçmalıyorsun diyor, hani ne olursa olsun senin Master'ın o, hani bu değişmeyecek falan gibi mevzu dönüyor. Hani buradan tabi çok derin bir teori ama sanki Covenant liderleri biraz değişmez gibi, ya da işte Covenant'lık lideri, liderlik pozisyonu sabit kalan bir durum gibi anlıyoruz. Çünkü bu isyanı biraz daha araştırmaya başladığımızda, ki araştırma şu şekilde oluyor: öncelikle siz isyana karşı koymaya başlıyorsunuz. İşte el ilanları dağıtılıyor, onları engelliyorsunuz, onları duvardan koparıyorsunuz. İşte isyancı gruba karşı savaşmaya başlıyorsunuz, oradan adam öldürüyorsunuz. Bu aşamaları geçtikten sonra Sire Denethrius'la birebir karşılaşıyorsunuz. Dan sonra bir dönüm noktası olacak. O şimdi ilerideki mevzu. Ama bu arada ben gözüme çarpan önemli noktaları Ravendreth'le ilgili söyleyeyim istiyorum. En önemli şeylerden birisi atıflar arkadaşlar. Yani çok fazla gerçek hayat atıfı var, ki yayında bir arkadaş şunu söylemişti. Yani Chamberlain, Winston Churchill'dan önceki İngiltere Başbakanı'nın adıydı. Çünkü Neville Chamberlain'dan geliyor isim. Bu tarz atıflar önemli çünkü o da bir Sire Denethrius. Yani Sire Denethrius olarak isim şeyine direkt hizmet eden birisi değildi. Ama o da bir erkek krala hizmet ediyordu o dönemde. Yaptıkları çok eleştirilen bir başbakandı. Ancak işte kimisi, mesela özellikle muhafazakar kısım İngiltere'de Chamberlain'in yaptıklarından dolayı 2. Dünya Savaşı'nda Churchill biraz daha nefes almıştır gibi şeyler söyler, ki Venter, yani Ravendreth'te oynadığımızda da bunu görüyorsunuz. Yani her iki tarafa da kızamıyorsunuz. Her iki tarafta Venter ırkının iyiliğini ister gibi bir görüntü çiziyor.
Onun dışında 7 büyük günaha, yani Hristiyanlık inancındaki 7 büyük günaha çok büyük bir atıf yapılmış. Çünkü Sire Demetrius sizi işte hani Covenant'la tanıştırayım dediğinde sizi o 7 arkadaşla tanıştırmak istiyor. Hatta şunu söylüyor, biz 7 kişiydik, şimdi 4 kişi kaldık. İşte o üçünün de daha sonra işte isyana katıldığını öğreniyoruz. Bu 4 kişinin isimlerine baktığımızda işte hani Pride, Lust, işte Red gibi isimleri, yani bunlar ne derler? Red Gazap, işte Lust Arzu, işte Pride Gurur, Envy Kıskançlık gibi büyük günahlara atıfta bulunulduğunu görüyoruz. Öte yandan Sire kelimesi, Sire biraz daha hani böyle majestelerinden bir düşük kelime gibi algılanıyor normalde İngilizce'de. Çünkü şunu görüyorsunuz görevleri yaparken, Sire Demetrius da aslında hani böyle Jailer'a bir hizmet etme şeyi var. Bir söz verilmiş gibi bir havası var. Çünkü normalde haritalarda görmediğimiz, yani Bastion'da daha önce görmemiştik. Çok büyük bir anima akıntısı var. Animayı kötü bir kullanımı söz konusu. Ona değineceğim bu arada Accuser konusunda. Ve Denethrius ki atıflardan bahsediyordum. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Denethor hanedanı. Biliyorsunuz kralın vekil harcı olan Denethor ismine çok benzettim ben. Buradan dolayı da aslında kötü bir karakter değil. Ama yapmak zorunda olduğu bazı işte hani kötü şeyler var verdiği sözlerden dolayı. Benim içimde bu tarz böyle bir çalkalanma oldu. Dediğim gibi bu tarz atıfları görünce. Çünkü yani o 7 büyük günahı da eğer inanışı araştırırsanız, nasıl söyleyeyim, aslında olmaması gereken şeyler ama var olan şeyler, hayatın içinde olan şeyler ve hani eğer üstesinden gelirsen iyi bir işte insan olabilirsin'nin söz konusu olduğu günahlar bunlar. Normalde insan içerisinde var, yani herkes bir arzu, kıskançlık, işte gazap şeyleri, duyguları güdüyor çünkü. Gelelim isyan kısmına. İsyan kısmını anlatayım. İsyan kısmında Accuser denilen bir arkadaşla karşılaşıyoruz. Accuser denilen, yani Accuser arkadaşlar İngilizce'de suçlayıcı, ithamkar anlamına geliyor ki onu da yayındayken Eda söylemişti Türkçe karşılığını bize. Daha sonra bu arkadaşın Harvester of Pride, yani gurur, işte günahının, hani o 7 büyük günah vardı ya, gurur günahının temsilcisi olduğunu ve gururundan dolayı zaten isyana katıldığını öğreniyoruz. Bize Sire Demetrius'un gerçek yüzünü gösteriyor. Normalde biz Accuser'ı yakalamak için görevlendirilirken Accuser bizi öldürmek amacı gütmüyor. Verdiği savaşta ve diyor ki sen güçlü bir karaktersin. Bu isyanımızda bize yardımcı olacaksın ve biz sana Sire Demetrius'un gerçek yüzünü göstermek istiyoruz diyor. Ve Sire Demetrius'un gerçek yüzü de şu. Mav'dan gelen, çünkü artık Ouroboros çalışmıyor. Arbiter'dan bir anima akıntısı yok. Mav'dan gelen bir anima var. Ya da işte artık direkt olarak Mav'dan gelen mi, ya da öldükten sonra hani paylaşılan bir anima mı, onu da net bilmiyoruz. Ama buraya bir anima akıntısı söz konusu diyebiliriz. Ve bunun kötüye kullanımı. Daha doğrusu birazcık da bencil kullanımı. Çünkü bizi Sire Demetrius'un sarayının altına ışınlıyor. Ve orada animanın kana döndürülüp işte kendi ırkına yarayacak şekilde kullanımını bahsediyor. Onun dışında Revendreth hakkında şunu da söylemek lazım. Revendreth işte WoWgamepedia'da ya da WoWikipedia'da araştırdığınız zaman şöyle bir şey söylüyorlar. Hiçbir ruh buraya düşmek istemez. Evet, ben de. Yani çünkü ruhunuz, yani ya da animanız olduğu gibi kalmaya devam etmiyor. Yani burada ya kullanılıyor ya abuse ediliyor, yani hor görülüyor ya da işte bir mekanizma olarak kullanılıyor ya da enerjiye çevriliyor. Yani kendi bilincinize sahip olmanız pek de müsaade edilmiyor ki acı çeken ruhlar görüyoruz bu şeyde. Revendreth'te. Velhasıl bu Accuser denilen arkadaş bize bunu gösteriyor. Onun dışında biz Accuser'ı yakalıyoruz. Sire Demetrius'a götürüyoruz ve her ne kadar kendisi adaletli bir yargılama yapacağım dese de adaletli olmadığını görüyorsunuz. Ve yavaş yavaş siz kafa olarak, nasıl söyleyeyim, isyana katılmaya başlıyorsunuz. Daha sonra zaten Accuser sizi kıstırıp getirdiğinde, yani bu Light Scourge bölgesi var, oraya ayrıyetten sonra değineceğim. Yani ateş, yani ışığın, daha doğrusu güneş demeyeyim çünkü güneşten söz etmek yanlış burada. Işığın yaktığı bir bölge var. Bu bölgenin altında sizi bir
odaya götürüyor ve prensin, yani gerçekten sahilde ne duruyorsun? Artık veliahtı mı denir? Çünkü direkt oğlu olarak söz edemiyoruz. Yine bu WoW Gamepedia gibi sitelerde Sir Denethrius tarafından yapılmış. Hani craft edilmiş, yapılmış. Yani el yapımı gibi bir durum söz konusu. Kendi oğlu ya da işte artık ondan sonra gelen kişinin isyanın yönettiğini ve bu isyandan dolayı Mav'a gönderildiğini öğreniyoruz. Aslında Accuser'ın amacı bu. Sizi ikna etmek. Oyuncuyu ikna etme kahramanları sizi Mav'a göndermek, çünkü Mav Walker'sınız, Mav'a girip çıkabiliyorsunuz. Mav'a göndermek, prensi kurtarmak ve isyanı tamamlamak. Buradaki amaç da kötü olan, yani daha sonradan kötü olduğunu idrak ediyorsunuz. Sahir Denethrius'u durdurmak. Ki amaç da aslında biraz naif, bu kötü anima kullanımını engellemek. Yani buraya düşen her ruh artık acı çekmesin. Artık hani insan, nasıl söyleyeyim, insan demeyeyim de hani animalar ya da ruhlar buraya gelmekten korkmasın. Yani ruhların korkulacak bir yer olmadığını keşfetmesi. Lore'la ilgili birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Biz normalde büyük çaplı hikayelerde, yani ne derler, hani büyük resme baktığımızda böyle plot twistleri görürüz. Burada daha küçük ve harita içerisinde hani normalde başta iyi sonra kötü olduğunu öğrendiğimiz bir hikaye kurgusu görüyoruz ki bunu çok güzel işlemişler bana sorarsanız. Onun dışında ruhların abuse edilme, yani ruhların kötüye kullanımını çok güzel şey yapmışlar. Çünkü ölüm yok burada. Hani tutup da sizi, bedeninizi bir toprağın altına kazıp gömme durumu yok. Ama Ravenred'de mezarlıklar var ve mezarlıkların içerisinde sizin ruhlarınız kelepçeli halde duruyor. Bir ruh kelepçesiyle kelepçeli halde duruyor. Yani bunların işlenişi çok güzel yapılmış. Ve zaten son olarak da hani hikayenin sonuna geldiğinizde, normalde Bastion'da bu kadar ilerleyememiştik. Evet, Arkon'a kadar geldik, orada kaldık. Birkaç bölgenin içerisine giremedik. Burada da tabii atladığımız birkaç bölge var ama nasıl söyleyeyim, raid'e kadar bizi götüren bir hikaye kurgusunun içerisine girdik. En sonunda işte Star Wars gibi kayan yazılar geldi, işte oynadığınız için teşekkür evet. ederiz falan diye. Çünkü orada bir ışık sistemi var, şimdi oraya gireceğim, bir light sistemi var. O light sistemini saraya doğru yönlendireceğiz ve sarayda büyük ihtimal o, nasıl söyleyeyim, animasal, yani kan animası ile ilgili bir durumu durduracağız ve raid'e başlayacağız gibi duruyor. Onun dışında bu ışık şeyine bahsedecek olursak, Light Scorch Area, yani ışık tarafından yakılmış bir bölge var. Şimdi normalde siz Ravenred'e girdiğinizde zaten bölgeyi yıkık dökük görüyorsunuz. Yani normalde böyle hani sağlam, işte her şey dört dörtlük, hiçbir şey sıkıntı yok gibi bir bölge değil. Bir mimari kurulmuş ama bir savaşta geçmiş. Ki öyle basit isyan olduğundan dolayı olabilecek yıkıntılar değil. Baya baya hani yeryüzü şekilleri değişmiş, işte binalar çökmüş, duvarlar kaymış, büyük delikler, gedikler açılmış bir şey. Görselleri var, yani bina yapı görselleri var. Ya ben bunu dediğim gibi, belki de öyle, belki de değil, onu oyun çıktığında göreceğiz büyük ihtimalle. Bir kozmik savaş döndüğünden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Ben öyle varsayıyorum. Çünkü normalde güneşin, ayın ya da gündüzün, gecenin olduğu bir fiziksel ortam değil burası. Ve gök delinmiş, yani gökteki o kapalı kısım delinmiş ve içeri ışık hüzmeleri iniyor. Ve bu ışık hüzmeleri bu yeri yakıyor. Ve durmadan yakıyor. Hani öyle hani bitmiş de işte öyle kalıntısı değil. Daha devam ediyor yanmaya. Ve buradaki hani zaten Venter ırkının da vampiri şey atıfları, hani diyeyim, benzetmeleri çok güzel yapılmış. Venter ırkından kişiler burada yürüyemiyorlar. İşte güneşe çıkamıyorlar. Hatta şemsiyeyle falan dolaşıyorlar da, o tarz detayları da çok güzel vermişler. Böyle bir durum söz konusu ama dediğim gibi detayı yok. Biz bu ışığı kullanarak Sahir Denethrius'a karşı bir eylem gerçekleştiriyoruz. Orada aynaları çeviriyoruz. Ve ondan sonra da zaten görev zinciri bitiyor dediğim gibi. Yok, ama biliyor musunuz? Kime? Denethrius'u. Denethrius'u raid de göreceğiz. Evet. Hatta Kael'tas'ı da göreceğiz. Evet. İlk Kael'tas'ın nerede olduğunu biliyor muyuz? Yani hikayeyi yaparken, yani görevleri oynarken şu an görmedik. Ama raid de göreceğimize göre yine boss olarak karşımıza çıkacak. Yani bir iyi durumu söz konusu değil. Ama özellikle bu Blood Elf şeyi güzel, yani hatırlattın Kael'tas'ı. Hani Blood Elf'likte de vardı. Kötü bir kral, indir, yerine iyi geçir. İşte hani Kael'tas sözde kötü ya. Yerine işte şey getiriyorduk.
Neydi o abinin adı ya? Lord Tamarteron ya. Hani onu geçiriyorduk. Hani burada da böyle bir durum söz konusu olacak gibi. Sahir Denetrius'u indireceğiz ve... neydi? Prens Renatal. Onu çıkaracağız. Yani öyle bir durum olacak gibi duruyor ama... Daha dedim ki bu tarz şeyleri konuşmak için çok erken. Hikaye birebir vermeleri çok ilginç. Burada yani... Ya aslında... Aslında birebir vermiyorlar. Hani... Bayağı eksik yeri var. Yani haritayı karşına aldığında haritanın sadece yarısını oynadığını fark ediyorsun. Yani şimdi Bastion'da gittiğinde orada da bir savaş dönüyordu hatırlıyorsan. Savaş demeyeyim de siz bir savaş durumu vardı. Orada da işte şey belli yaratıklara karşı savaşıyordunuz ama Forsworn'lar. Forsworn'lar. Ama onların ne olduğunu tam olarak bilmiyordun. Hikayesi verilmiyordu. Ne yaptığını tam olarak bilmiyordun. Hikayesi şöyle veriliyordu orada da. Forsworn'lar hani sınavı geçememiş Kyrian ırkı mensupları. Yani burada da nasıl ama söyleyeyim? Ama kim iyi kim kötü bilemiyordun. Evet. Ha. Şu an kim iyi kim kötü gene bilemiyorsun aslında. Burada biraz daha gösteriliyor yani seni sonuç olarak B'de kadar gösteriyor. Ha Revendred'de mi? Evet evet o konuda haklısın evet. Ama yani Bastion'da net olarak kimin iyi kimin kötü olduğunu henüz bir hani bilmiyorsun ortaya çıkmadı yani. Burada daha kesin bir hikaye var sana sunulan ve solucu belli. Evet. Daha net yani şeyi. Onun dışında arkadaşlar ırklardan bir bahsedelim. Revendred'de özellikle birkaç yeni ırkı görüyoruz. Bunlardan birisi Ventir. Ventirler yani daha çok böyle Batı Avrupa ve Orta Avrupa hani ırklarına benzetilmiş. Hani Orta Çağ'daki ırklara benzetildiğini düşünüyorum ben. Çünkü şöyle söyleyeyim. Genelde vampir deyince akla yani Kazıklı Voyvoda'dan başkası gelmiyordur. Yani herkesin Dracula diye isimlendirdiği hani o meşhur Osmanlı şeyi valisi Voyvoda aklına geliyordur ki zaten bu Orta Çağ Avrupa mimarisi de buraya çok iyi bir şekilde işlenmiş ve Ventir ırkının görselleri de bu vampirize daha doğrusu filmlerde gördüğümüz vampir temasına çok yakın olarak çizilmiş ki bizim burada yani koca harita boyunca oynadığımız şeyde oyunda animanın kan olarak işlenişi çok güzel verilmiş. Öte yandan sana verilen Covenant yeteneği de kan üzerine. Ben Dead Knight oynadım ve hani benim bir etrafımı kan bürüyordu ve yani bayağı böyle kan bir görseli vardı. Normalde anima gücü ama gayet kan şeyi işlenmiş. Yani ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Revendred tamamen vampir teması işlenmiş bir haritadır. Ve Ventir de hani vampirleri temsil eden ırktır. Ve yani WoW'a yeni gelen bir şey diyebiliriz. Aslında yeni değil ama yeni. Evet yeni. Yani biz daha önce vampirize şeyleri görüyorduk. Özellikle Wrath of the Lich King'de Icecrown Staddle'da hani buna ayrılmış bir çeyreklik vardı. Ama kan evrilmiş şeyine. Irklar oluyor genelde. Evrilmiş ırk olarak. Evet evet Blood Elf'ler vardı. Birebir olup birebir bir ırk olarak gelmiyorlardı. Aynen öyle Blood Elf'ler vardı ve direkt vampirize bir durum söz konusu değildi. Kesinlikle. Onun dışında... Hani isimlendirmelerden daha önce atıfta bahsettik ya hani Castle Nathria'da çok böyle dediğim gibi orta çağ gotik şeylerine isimlerine çok benziyor ve hani Dracula'nın şeklini çok andırıyor kalenin şeklini zaten içeri girdiğinizde göreceksiniz. Transmutlar da öyle aşkım. Yakalarının kalkık olması. Aynen öyle kıyafetleri evet, giyinişleri bu şekilde. Aşağı kadar uzanması. Aynen öyle. Vampir deyince bir başka ele alacağımız konu da altlık üstlük mevzusu. Yani biliyorsunuz hiyerarşi. Vampirde aynen çok büyük bir hiyerarşi var. Ve hani bir ısırma ısırılma durumu söz konusu değil burada. Ancak anima verme alma durumu söz konusu. Normalde şimdi kelime kökeni Fransızca. Gargoyle. Ve gargoyle'ların aslında yapılış amacı da orta çağda hani o su giderlerinin bina dışına akması için ekstradan uzatılmış oluklar. Ama Orta Çağ gotik mimarisinde onu o kadar güzel işlemişler ki geceleri insanları korkutan bir figür haline gelmiş. Ve bu gargoyle'lar hani fantastik dünyaların vazgeçilmez bir yaratığı haline gelmiş durumda. İşte ne derler mitolojiye göre ya da efsaneye göre gündüzleri taşlaşan, geceleri de canlanan yaratıklar olarak geçiyor. Notre Dame'ın kamburu.
gibi. Yani o tarz hikayelerden de kulağınıza aşina. Burada ise gargoyleleri yine görüyoruz. Ancak içine anima basıp çalıştırabiliyoruz. Ve kendi bilinçleri var. Normalde vampir olaylarında biraz işte Gohul ya da işte o tarz alt üst şeylerinde hani sana güç bahşedenin emrinde olma durumu söz konusu olursun ama burada böyle bir şey yok. Bir başka ırk Dredger'ler. Yani nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ama Dredger. Ben Dredger diyeyim. Daha telaffuzumu maruz görünüz. Bu ırklar normalde bir işçi sınıfı gibi. Yine kan animasıyla çalışıyorlar. Baykuşlar gibi. Erişçindeki baykuşlar. Erişçindeki baykuşlar gibi. Ancak bunlar biraz daha hani çitçet konuşuyorlar. Ve bunları birleştirip falan dev yapıyorlar. Hatta Sair Denethrius'un sarayının bunlardan korunduğunu falan görüyorsun. Hatta kapı bekçisi var. İşte seni eline alıyor. Git kardeş burada değilsin falan filan diye. Bizden değilsin diye seni geri atıyor gibi durumu söz konusu var. Bunlar biraz daha hani Ventriler, Stoneborn'lara göre daha cana yakınlar. Yani onlar biraz daha ürkütücü ırklarken bunlar çok cana yakınlar. Ve Dreadbat'ler yani yarasalar var. Bunlar biraz daha işte hayvan. Hani buranın bu bölgenin hayvan figürünü temsil eden yaratıklar. Onların görevleri var mı? Onların görevleri yok ama manipüle edip kullanılma şekilleri var. Yani kan animasını onlar da açlar ve onları lürleyip kendi amacına kullanabiliyorsun. Bir başka ele alacağımız konu aslında söyledik ama ben bu videoda bunu övmek istiyorum tekrar tekrar. World of Warcraft'ın sanat ekibi arkadaşlar harika bir iş çıkarmış ve gerçekten mükemmel bir mimari yapı ortaya koymuşlar. Komple harita böyle bir şehir, bir büyük şehir diyeyim çok çünkü harita çok büyük ve tamamı yapıdan oluşuyor. Tamam evet toprak var, su var, işte akarsu var, her şey mevcut ama o gotik mimari tamamına yansımış durumda. Ve biz bunu daha önce World of Warcraft'ta görüyorduk. İşte belki Forsaken'ların mimarisindeki o sivriliklerden aklınıza gelebilir ama daha çok Worgen oynayan arkadaşlar bilirler. Gilneyan'a çok benzetiyorum ben burayı. Ve gerçek hayatta da dediğim gibi Orta Çağ Avrupa'sı. Özellikle ben burayı görünce aklıma benim direkt Romanya falan geliyor. Evet. Ama o dediğim gibi biraz daha işte Kazıklı Voyvoda, Dracula falan mevzularından da olabilir. Ama tek kelimeyle mükemmel iş çıkarmışlar. Sen ne düşünüyorsun Eda? Kesinlikle. Burada Bastion'ın aksine daha kırmızı, daha karanlık renkler kullanılmış. Ben çok sevdim burayı. Bastion'u daha çok beğendim. Bastion'u daha çok beğenmiştim ama burayı daha çok sevdim diyebilirim. Yani ölüm teması işlenmiş ama burada. Mesela Bastion'da biraz daha lay 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 falan böyle. Evet, evet. Yani böyle her şey çok neşeliyken burada evet için kavruluyor ve evet ölüm böyle bir şey ya diyorsun yani. Ya ölüm böyle bir şey diyorsun ama şeyde ben beni şey şöyle söyleyeyim. Sen orada görev yaparken şeyler vardı. Manwë Walker'ı artık bilmiyorum. Böyle ruhları kelepçelemiş götürüyordu arkasında. O çok korkutucu bir görüntü. Evet işte diyorum ya biraz daha creepy yani hani ne derler? Hani cehennemi gözünde canlandırmaya çalışsan burayı koyabilirsin be yani. Burada yapılan şeyler işte o ruhların kelepçelenmesi, işte animanın kana döndürülüyor olup işte kullanılmaya çalışılması gibi gibi. Onun dışında mesela bir şey daha ekleyeyim bu creepy'likle alakalı. Sin Stone denen şeyler var. Yani Türkçe'ye tam çevrilmişi günah taşı. Bu günah taşını okuyorsun ve karşındaki kişinin kim olduğunu gerçekten kim olduğunu öğreniyorsun ve bu karşındaki kişi zayıflıyor. Yani bunun ne derler? İşte kriptoniti gibi yani oradaki kişilerin. Çünkü görev yaparken savaştığın kişilerin Sin Stone'unu okuyunca sana karşı zayıf konuma düşüyorlardı. Yani bu Sin Stone olayı da şöyle creepy. Buradaki yaşayan, yani artık yaşayan nasıl deniyorsa Shadowlands hani ölüler diyarında yaşamak kelimesi biraz abes kaçıyor ama mezarlıklar var ve mezarlıkların içerisinde bu Sin Stone'lar da kapatılıyor. Yani insanlar ya da işte yaratıklar bu kendi Sin Stone'larını kapatıp kitleyip bir daha kimsenin bulmamasını umut ediyorlar. Yani çok ilginç bir şey de var. Dediğim gibi yani harita evet ölüme biraz daha yakın işlenmiş Bastion'a göre. Ama bu tabii ki mimarisiyle alakalı yani ne derler gerçeği göz ardı edemeyeceğimiz kadar iyi duruma sokuyor yani.
Onun dışında Covenant yetenekleri. Bastion'da iki tane gene Covenant yeteneği vardı. Burada da iki tane Covenant yeteneğiyle karşılaşıyoruz. Bastion'daki biraz daha hani pasif de birinci yetenek. Hani Steward geliyordu. Hı-hı. Baykuş Hı-hı. sana yardımcı oluyordu. Bunda bir ışınlanma. Kan animasını kullanıp belli hatta büyüsel duvarların bile arkasına ışınlanma şeyi geldi. Tabii ben Death Knight oynadığım için bir farklılık olur mu sanmıyorum ama diğer ırkları çok hani diğer sınıfları ve ırkları çok oynama şansım olmadı henüz. Onun dışında dediğim gibi her sınıf için ayrı olan Covenant yeteneği. Yani Death Knight için senin etrafını çevreleyen kan animasıyla örgülü bir şeydir ki varsayıyorum bütün sınıflar için bu kan animası durumu mevcut olacağından eminim ben. Utku bununla birlikte dungeon'da yaptığını hatırlıyorsundur. Bayağı da uzun sürdü. Sıkıntılarla karşılaştığını hatırlıyorum. Biraz da dungeon'dan bahset. Kaç boss vardı, neler yaptın? Farklı bir mekanik gördün mü? Merak ediyorum. Evet, dungeon yaptım. Şöyle, uzun sürmesinin sebebi bir kişi dungeon'dan düştü. Ve dungeon'a tekrar, hani adam oyuna tekrar dahil olmasına rağmen dungeon'ı alamıyorsun. Dungeon tools'ları o kadar düzgün çalışmıyor alfada. Yani bu bir bug değil ya da bir sorun değil. Oyunda kesinlikle bununla bu tarz bir şeyle karşılaşmayacağımızdan eminim. Ancak dungeon'ı 4 kişi yapmak zorunda kaldık. Ve yani güzel bir ekip topladığımıza inandık. Bu 4 kişi de bırakmak istemedi ve devam ettik. Bundan dolayı uzun sürdü. Ve nasıl söyleyeyim? Sen normalde level kasıyorsun. Ben 59 level girdim dungeon'a ama seni 57 level'a çekiyor deneme sürecinde olduğun için. Bundan dolayı da biraz uzun sürüyor. Hani hemen hızlıca işte yaratıkların üstünden geçip de çok hızlı boss'ları kesip gitmeyesiniz diye. İlk boss sizi bir farklılıkla karşılaştırıyor. İlk boss'una da Halkias. Sizi farklı bir mekanikle karşılaştırıyor. Dungeon'ın içerisinde 3 tane kendisine benzer yaratığı öldürüyorsunuz. Ve onların çalışmasını sağlayan animayı boss'a aktarıyorsunuz. Ve boss'u aktif hale getiriyorsunuz. Ve değişik bir mekanizma. Aslında Nuzot'ta gördüğümüz mekanizmaya benzer, böyle etrafında işte dönerek ateşten kaçtığınız ya da anima, kan animasından kaçtığınız bir mekanizması var. Birçok yenilik getirilmiş. Ama tabii ne kadar yenilik denebilirse, işte altta açılan kötü şeyden uzak dur, ağzına vuracak olan kötü şeyden kaç, boss'a vur, işte düşmanı öldür gibi aslında basit mekanikler ama hem görsel olarak hem de ambiyans olarak farklı olduğu için güzel bir tat bıraktı ağzımda. İkinci boss Ekalon. Ekalon bu az önce bahsettiğimiz Stoneborn ırkına mensup birisi ki Harvester of Wrath kendisi, yani Venter'in, yani Venter ırkının, Venter Covenant'ın, Revendreth'in askeri kanadını oluşturan ve 7 büyük günahtan da gazapa atıf yapılan karakter kendisi. Normalde siz bunu hoş bir şekilde sizi karşılamıştı. Sizle beraber görevler de yapmıştınız. Ve burada sizinle boss olarak karşınıza çıkıyor. Hatta ben şunu söylemek istiyorum. Ben işte dungeon varmış, işte House of Atonement gireyim, ben bir dungeon'ı yapayım, öğreneyim diye sıra aldım. Dungeon geldi. Tam ben o sırada görevleri bitirmemiştim. Yani bu Sire Denethrus'a karşı olan plot twist'i henüz yaşamamıştım. Ve birlikte görev yaptığım adamların tamamı bana burada boss olarak çıktı. Ve çok ağır spoiler yemiştim bu konuda da. Ve yani şu an dilim tutuluyor, nutkum tutuluyor. Söylemek istiyorum. Dreadlord'lara aşırı benzeyen bir çizimi var. İnanılmaz güzel çizilmiş ve hatta bunun yanında duran Kahl var. General Kahl ki yani dişi Dreadlord. Daha önce hiç karşılaşılmayan bir şey. Çizimi farklı, görseli farklı. Normalde kanatlar işte sırttan çıkıyor. Bunun kol altında kalmış bir kanat yapısı var. Ve yani uzun süreli, hani böyle kuş gibi uçmaya yarayan değil de biraz daha hani zıplayıp işte uzun süreli süzülmelere yarayan bir kanat şekli. Ve dediğim gibi yani bir Dreadlord dişisi çizilecekse bu şekilde olur. Ama henüz tabii Dreadlord bağlantılarından bahsetmek için çok erken. Yani Shadowlands açıklandığında da biz bu yaratıkları gördüğümüzde direkt Dreadlord'larla ilgili bir şeyler öğreneceğiz dedik. Belki öğreneceğiz, belki öğrenemeyeceğiz ama henüz bu tarz şeyler için konuşmak için çok erken. Üçüncü boss High Priest olarak geçiyor. İsmi değişebileceğini düşünüyorum çünkü hani yapısal ve yani şey olarak farklı geliyor işte. Orada bir boss adı var ya da işte yok gibi ama High Priest olarak geçiyor. Çok böyle hani senin orada görev yaptığın karakterlerden birisi değildi ama son boss
ismi etkileyici. Yine Chamberlain dediğimiz arkadaş burada karşımıza çıkıyor. Chamberlain işte az önce bahsettiğimiz o Churchill'den önceki İngiltere eski başbakanı. Burada da karşımıza çıkıyor ve aslında hani o İngiltere eski başbakanına da ne derler? Hani yakışan bir boss fight'ı var. Ve inanılmaz keyifli işte heykelleri yerinden oynatıyor. Sana onlarla vurmaya çalışıyor. Kan animasını kullanıyor. Değişik bir boss mekaniğiyle bizi karşıladı. Ve işte hani ne derler? Onun da kendine ait küçük bir sarayı var. O sarayının balkonunda sizi karşılıyor. Yani tam bir başbakan gibi hani şeyi karşılıyor sizi. Boss fight'ında. Sevindirici. O zaman çok fazla mekanik var. Anladığım kadarıyla. Evet. Eğer diyor sanki heykelleri oynatıyorsun işte mekanik. Genel anlamda mekaniğe yönelik. Evet şey ama değil, dediğim gibi yani. Yüksek DPS, işte vur kaç mekaniği. Ha tabii Mythic Plus'lar için hani nasıl bir yapıya bürünür bu durum onu bilemeyiz. Ve arkadaşlar geldik Revendred Venter Covenant'ının incelemesinin sonuna. Yani daha, ben daha fazla övmek istiyorum açıkçası Revendred'i. Özellikle mimari yapısını. Burada sabaha kadar övsek gerçekten hani hak ettiklerini düşünüyorum. İnanılmaz güzel bir mimariyle bizi karşıladılar. İnanılmaz güzel bir temayla bizi karşıladılar. Yani Shadowlands'in gerçekten işte 5 yıldan sonra Shadowlands olduğunu bize hatırlattılar. Karşılaştığımız yeni şeyler gerçekten çok güzel ve keyifli. Hikaye twistleri güzel verilmiş. Yani yaparken sıkılmayacağınız ve akıcı bir hikaye örgüsüyle karşı karşıya kaldık. Ve ben bu cümlelerimi burada toparlayıp sizlere veda ederken sözü biraz da Eda'ya bırakıyorum ve hoşçakalın diyorum. Revendred'i Utku ile birlikte inceledik. Ben ne kadar oynamasam da onunla birlikteydim. Yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum kendisine. Revendred'i çok sevdim. Burada Covenant'ım olarak burayı seçmeyi düşünüyorum. Açıkçası eğer imkanım olursa oynayacağım Warlock. Warlock? Evet. Ha, bu yeni bir şey ama. Evet yeni bir şey. Oynamayı düşünüyorum. Main karakterim olmasa da dahi. Çünkü kan temasını seviyorum. Evet kan teması inanılmaz güzel yani. Evet kan temasını seviyorum. Shadowlands'te birlikte oynamak umuduyla diyoruz. Bakalım daha Maldraxxus var. Aa orası oraya da evet evet. Dur o zaman çok erken karar verdim. Tamam. Ben açıkçası Maldraxxus'a güveniyorum yani. Kozlarımı bunun üzerine oynuyorum evet. Diyorsun okey. Diyoruz ve hoşça kalın arkadaşlar kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Sorularınızı sormayı unutmayın.